Buna çok açık olabiliyor gerçekten bu durum. Bir yandan da bizim Zeynep Gökçen Hanım'ın bahsettiği gibi kendi ihtiyacımıza da dönüp bakmamız lazım. Yani Evet. sürekli onaylanma ihtiyacı duymak sadece evlilik hayatında değil, bizim hayat boyu bizi çok zorlayan durumlardan birisi oluyor. Özellikle de evlilikle alakalı kendi isteğimle, yani ben kendim neyi istiyorum, neden hoşlanırım, hoşlanmam sorularını tamamen arkaya atıp aman çevremdekiler benim için iyi şeyler söylesin diye düşünerek yıllar sonra ben böyle bir şey istemiyordum ki Evet. dediğimiz noktaya getirebiliyor bizi. O zaman önce çekirdekte kendimizin farkında olacağız. Bu da nasıl olacak? Programın başından beri bahsettiğiniz, daha 30 yaşında artık evlenmeye karar verdiğimizde birden kendimin farkında olayım şeklinde değil. Daha çocukluktan itibaren, bebeklikten doğduğumuz andan itibaren gelen bir süreç olmamış olabilir. Yani bizim hiç aileden bağımsız karar almamıza imkan sağlanmamış olabilir. Kendi başımıza bir şey yapmak istediğimizde bu çok baltalanmış olabilir. Demek değil ki bundan sonra yapamayacağız ama bu sürecin temelleri, kökenleri eskiye dayanıyor. Bunu belirtmeye çalışıyoruz. 30 yaşına geldiysek ve bütün bu zorlukların farkındaysak bu çok güzel. Çünkü zorlukları fark etmek çözüm için adım atabileceğimiz anlamına geliyor. Mesela aile içinde sürekli bir tartışma ortamı var. Belli krizler çıkıyor diyelim. Ama ben sürekli yo biz çok iyiyiz. Aa, hayır biz çok mutluyuz. Hayır hayır hiçbir sorun yok diyorsam o zaman çözüme gidemeyeceğim. Ama bir kriz var ya, bir sıkıntı var, bir sorun yaşıyoruz dediğimiz yerde tamam bu hala iyi bir haberci bizim için. Sorun varsa çözüm de var. O çözüm için arayışa girebileceğim anlamına geliyor. Bir yandan izleyici sorularımız var. Onlardan birine yer verelim istiyorum. Şöyle soruyor izleyicimiz. 3,5 yaşında bir kızım var. 2,5 yıl süren mahkeme süresi sonunda 1 yıl önce babasından boşandım. Babası kızımı sadece 1 yaşındayken gördü. 2 yıl boyunca ne arayıp sordu. 2 ay önce aniden karşıma çıkarak görmek istediğini söyledi. Mahkemenin belirlediği bir yerde kızımla vakit geçirdi. Fakat son bir aydır kızım gitmek istemiyor. Anne beni bırakma diyor ve tavırları huyları değişmeye başladı. Sürekli gitmek istemediğini belirtiyormuş kızı. Beni bırakma gibi şeyler söylüyor. Bu durumda nasıl davranmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Kızımın psikolojisinin bozulmasını istemiyorum ve çok üzülüyorum. Çünkü babası bir narsist ve kızıma söylediği bir şeyler mi var ki bundan etkileniyor diye düşünüyorum. Bu konuyla alakalı nasıl yardımcı olabilirsiniz diye soruyor izleyicimiz. Burada çocuk yaşı çok küçük bir kere izleyicimiz için de kolay bir süreç değil. Orada kendisi gitmek istemeyebilir anne olarak. Hani sonuçta anne baba görevinde ayrılık olmuyor. Evet ilişki bitmiş oluyor ama ebeveyn olarak hep bir araya gelmek durumunda kalabiliyorlar. Ama çok yeni taze bir olay olduğu için şu anda hazır olmayabilir. Burada çocuğun güvende hissedeceği, yanında güvende hissedeceği birisiyle o görüşmeye gidiyor olması çocuğun bu kaygısını daha da hafifletecektir. Bununla beraber hani belli ki baba bir var bir yok. O çocuğun da bir baba figürüne ihtiyacı var. İmkan dahilinde ise aile içerisinde o baba figürünü taşıyabilecek işte dayı olabilir, akrabalardan birisi olabilir. İlkokula başladığında ilkokul öğretmeni olabilir gibi o ihtiyacına da destek sağlayacak, rol model olacak birisiyle de vakit geçiriyor olması kıymetli olacaktır. Ama mutlaka o görüşmeye giderken onun güvende hissedeceği birisiyle gidiyor olması. Çünkü baba da her seferinde şunu diyebilir, sen engelliyorsun, ben çocuğumu görmek istiyorum, sen onun zihnini dolduruyorsun diyebilir. Belki görüntülük oluşabilirler. Yani birden bir ay sonra hadi babanla görüş. Ama baba nerede yok? Ben her akşam onu görmedim. Baba için de burada işi kolaylaştıracak kısım şu olabilir. Belki her gün kısa kısa görüşmeler belli saatlerde çocuğun güvende hissetmesi gerekiyor çünkü. Ya da haftada bir ama aynı gün aynı saatte ufak görüşmeler o ilişkinin en azından daha sağlıklı gitmesine vesile olabilir. Ve babaya da söylenecek yine bir kısım. Ne zaman görmeye gelecekse öncesinde bildirmek ve o saatte hani onu sağlıyor biliyor olmak. Evet, buraya küçük bir ekleme yapmak isterim. Aslında çocuk Ayşe hocamın uzmanlık alanı ama şöyle ki anladığım kadarıyla çok sağlıksız bir boşanma zaten. Çünkü süre çok uzun. Boşanma davasının sürdüğü süre. Çocuk için baba aslında çok
oturmayan bir kavram anladığım kadarıyla. Çünkü varlığı olduğu dönem çok küçük. Evet. Şu anda bir anda ortaya çıkıyor. Çocuk da şu zedelenmiş olabilir. İster istemez boşanmış ilişkilerde şunu çok sık duyarız biz. Çocuklara yönelik işte sen artık bana da geleceksin. Belki orada çok iyi niyetle söylemiş olabilir. Bağ kurma aracı olarak söyleyebilmiş olabilir baba artık. Hani ben varım işte kendimi iyileştirdim ve senin de zaman geçireceğim. Artık bana da geleceksin gibi. Ama bu çocuk için çok büyük bir travmaya, korkuya, ayrılma kaygısına sebebiyet vermiş olabilir. Ki anneye çok yönelmiş çünkü. Hani burada kal, anne burada duralım. Orada bir güvenlik inşası oluşturulabilmeli. Belki ayrılmaya yönelik, boşanmaya yönelik hikaye kitapları, oyunlar, masallar, işte iki ayrı oda Barbie'lerle oluşturulup, işte burası annenin evindeki odan, burası da belki ilerleyen zamanlarda babanla gideceğin yer. Hani anne de çok iletişimsizler anladığım kadarıyla, bilmiyordu orada ne konuşulduğunu. Belki bu noktada arada bir aracı olma. Çünkü zaten anlaşamayan eşler boşanıyor. Haliyle boşanmayı ve ebeveynlik ilişkisini de çok sağlıklı yürütemiyoruz ondan sonra. Çünkü anlaşamadığımızın bir ilanı var artık bu saatten sonra. Belki arada bir aracının olması, işte babaanne ile anneannenin muhatabı olması, halayla teyzenin muhatabı olması, kanal oluşturması. Ve Ayşe hocamın dediği gibi baba her görüşmenin öncesinde en azından giriş gelişme sonuca yakın şeyler, işte buraya gideceğiz, bunları yapacağız biz evladımla. Sonra böyle olacak, ardından annene bırakacağım seni. Ha tamam, tüm bunlar yaşanırken güvende olabilirim. Çünkü geri güvenli alanıma döneceğim. Zamanla bu paylaşımlar çoğaldığında tabii ki de baba da onun güvenli alanı. Bir evlat için en güvenli alan istediği kadar anne baba ayrışmış olsun. Anne babanın yanıdır zaten. Yeter ki orayı güvenli inşa edebilelim, bakım verebilelim. Sorumluluğunu alıp ihtiyaçlarını giderebilmiş olalım. Umarım izleyicimize bu noktada faydalı olmuştur. Sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Evet, kolaylıklar dileyelim. Tabii ki zorlayıcı süreçlerin başında geliyor. Boşanma süreçleri, hele ki bu kadar uzun sürünce. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika var araya gitmemize. Aileyle alakalı kriz noktasında her yenilik bir krize de gebe olabilir şeklinde bir kısımdan bahsetmiştik geçtiğimiz dakikalarda. Bir çocuk sahibi olmak, aileye artık bir çocuğun gelmesi, çocuklu bir aileye dönüşmek. Buradaki kriz faktörünü biraz daha ortaya çıkartabiliyor mu acaba? Bir ailenin kurulmasından bahsediyoruz ya. Evlilik öncesi süreçten bahsetmeye çalıştık. Evlendikten sonra da artık ufak ufak ailenin büyümeye başladığı süreçte bir çocuğun dünyaya gelmesi o ailenin sistemini nasıl etkiliyor? Ve bu kadar güzel bir şey bir krize nasıl dönüşebiliyor? Burada eğer ki eşlerden bir tanesi kendi doğum travmaları da varsa, öyle değil mi? Onları hatırlamıyor mu? Evet. Yani çünkü beden her zaman kayıt tutuyor. Bilişsel düzeyde annesiyle o yaşadığı travmatik süreci belki hatırlamayabilir. Ama bir yerde bir huzursuzluk. Ya bebeğim olacak ama ben hiç heyecanlanmadım. Çok kötü hissediyorum. Nasıl olacak? Eşime nasıl yol arkadaşlığı yapacağım? Yani erkek de yaşayabilir, kadın da yaşayabilir. Ve kendi annesiyle olan ilişkisinde özellikle sürekli o mükemmelliyetçilik şeması da varsa, hani her şey çok iyi olacak. Ya ben de hani sürekli bu baskıyı çocuğuma kurarsam, ya da tam tersi çok ihmal edilmişse, ya ben iyi bir anne olamazsam, ya ben de şiddet uygularsam. Bazen anneler şu yüzden de gelmiyor mu? Çocuk yetiştiriyorum ve kendi yaşadığım travmaları ona yaşatmak istemiyorum. Ama bazen çok ciddi öfke patlamaları yaşıyorum. Çünkü o küçük çocuk geçmişte ebeveynlerine karşı dur diyemedi. Şiddet gördü belki, belki ihmal edildi. Bugün kontrolün kendinde olmadığı alanlarda patlak verebiliyor. Kriz, bebek ağlıyor, ne yapacağım şimdi? Krizi yönetmeyi bilmiyor ki. Çünkü kendi ailesinde görmedi. Panikle belki ister istemez o bebeğe bağırabiliyor. Ya da birden hızlıca yatağa bırakabiliyor. Hiç ona bakmayabiliyor, ihmal edebiliyor. Eğer ki bu süreç bende bir yerlere dokunduysa, o zaman travmalarımla alakalı mutlaka çalışmam gerekir. Çünkü ben de kaygıda hissediyorum, öyle değil mi? Yeni bir oluşum, bebek dünyaya geliyor. Ama anne olmaya hazır mıyım, baba olmaya hazır mıyım? Evet. Şöyle ki evlat sahibi olmak, o
bir bebeğimiz vardı, ona bir yeni bir rol eklemek gibi aslında ya da ona bir arkadaş edindirmek gibi de belki nasıl algıladığımız evliliğimizin biçimine göre değişir. Ama eşlerin bir olamama halinde, birlik olamama halinde, uyumlanamama halinde araya gelen üçüncü kişi daimi bir aslında paydaş olma zorunluluğu. Çünkü orada bir görev var çocuğun işte ilgisi, bakımı, ihtiyaçları. Orada bir ekip olmak durumundayız zaten ve bu genelde kriz yaşayan ailelerde ekipte bir sıkıntı vardır içeride bir yerde. Yani belki gerçekten kaliteli paslaşamıyorlardır, şeffaf iletişim kuramıyorlardır. Kriz yönetimi Ayşe Hocam'ın dediği gibi kendi kök ailelerinde çok sağlıklı değildir. Bundan kaynaklı da orada evliliğin meyvesi olarak, emaneti olarak gelen, belki de dört gözle beklediğimiz, belki pek çok tedaviyle dünyaya getirdiğimiz evladımız ilişkimizde çok büyük çıkmaz sokaklara götürmüş olabilir bizi. Bu noktada aslında evlenmeden önce çocuk sahibi olmanın ne demek olduğu, çocukla alakalı tabii ki de yaşamadan, deneyimlemeden bilgi sahibi olabileceğimiz durumlar değil tabii. Bunlar. Ama en azından etrafımızda gözlemlediğimiz, bak bu tarz durumlar çıkabiliyor. Bu noktada nasıl paslaşabiliriz? Ben şöyle hissettiğimde böyle sana erişebilir miyim hali aslında? Çünkü erişebildiğimiz ilişkilerde evet bir sorun çıkabilir. Sorunsuz bir çocuk büyütmek ya da sorunsuz bir ilişkinin içinde olmak çok mümkün değil. Hı hı. Ama erişebiliyor muyum sana? Duyulabiliyor muyum? Anlaşılabiliyor muyum? Ve orada varlığını gösterebiliyor musun bana? Hı hı. Bunları sağlayabildiğimizde çocuk hayatımıza bir problem değil, bir eşlikçi, bir meyve olarak daha da bizi güzelleştirebiliyor aslında. Bir de yardım almaktan çok uzak durabiliyor bazen kişi. Evet. Yani en basit, sağlıklı ilişki kurdu bir komşusuna. Ya bir 5 dakika gelebilir misin? Şimdi şunu yapmam lazım. İşte eşine ya bir saat bir bakabilir misin? Benim de bir topraklanmaya, yani ne diyoruz? Hani duygularımı regüle etmeye bir ihtiyacım var. Vakit geçirebilir misin? Tam bu kaldığımız kısma bir virgül koyalım. Tabii. Çünkü bunun devamında sorumluluk paylaşımı da karşımıza çıkıyor. Evet. Ve temel sorun alanlarından birisi de bu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Bu konuyu da geçiştirelim istemiyorum. Tabii. Aranın ardından daha detaylı bir şekilde ele alalım. Birazdan tekrar sizlerleyiz.